Ana satan deyince kızmış çok bana. Niye böyle söyledin? Arkadaşım bak, Karaköy'de Ayşeleri, Fatmaları satan bir kadın var. Bunun ismi Manokyan. Ermenidir bu kadın. Ve Ermeni terör örgütüne müthiş para veriyor. Ermeni terör örgütünü bu kadın besliyor. Türkiye devleti maliyesine de bayağı güçlü vergi veriyor. Nereden veriyor? Ayşeleri, Fatmaları satarak veriyor. Maliye Bakanı da bu kadına madalya takıyor. Madalya. Peki kimi satıyor bu kadın? Ayşe'yi, Fatma'yı. Ayşe, Fatma kimin kızı? Erzurum'dan, Sarıkamış'tan, Van'dan, Trakya'dan, Edirne'den Ahmet'in, Mehmet'in kızı. Öyle değil mi? Peki Ayşe ana değil mi? Fatma ana değil mi? Hatice ana değil mi? Bu Müslüman Türk'ün anasını satarak Ermeni çetecilere silah temin eden, yurt dışında konsolosları öldürten, bu fahişeye madalya takan bir partinin maliye bakanına ana satan değil de ne diyeceğim ben? Melek davet eder mi diyeceğim? Mecbur muyum? Bana kızıyor. Allah da sana kızıyor. Peygamber de sana kızıyor. Kur'an da sana kızıyor. Bak. İşte ben yazdım, delili elimde. Altındaki araba 10 milyar değeri var. Kurşun geçirmez. Niye kurşun geçirmez arabaya biniyor bu? Kurşun geçirmez. Başbakanın da yok senin böyle bir araba. Bunun sermayesi ne? Memlekette Ayşe'yi satmak, Fatma'yı satmak. Sen de buna ortak olacaksın. Ben Türk'üm diyenler, Allah diyenler, Kur'an diyenler, meyhanede olanlar, Türk olduğunu iddia edenler, hepsi bu kadınların vebalına ortaktırlar. Zavallı kadınlar, radyonun, televizyonun, gazetenin, mecmuanın tahribatıyla aldanan genç kızlar, evinden Ahmet Ağa'nın maaşıyla geçinemeyip, işçi babasının maaşından tatmin olmayıp, artist olmak için yola çıkan Ayşeler, beyaz kadın ticaretçileri tarafından İskenderun'da avlanıyor, İstanbul'da avlanıyor, Bursa'da avlanıyor, İzmir'de avlanıyor, sonra geceliğine Yahudi'ye, Ermeni'ye, hayali ihracatçılara pazarlanıyor, sonra bu kız namusunu kaybedince evine dönemiyor, bunları kerhaneye gidiyor, kerhanede manokyan satıyor, sonra vergi verip getirip bütçeye koyuyor, Maliye Bakanı da buna vergi madalyası takıyor. Ben bunları söylemeyeyim mi? Söylemeyeyim değil mi? Ya camide olur mu hoca ya? Olur mu ya bu camide? Televizyonda da söyleme. Meyhaneye de gitme. Git eve dua et. Dadı dua çarpsın seni. Bu hale getirdiler bizi. Bak arkasında bir cümle daha var. O da çok enteresan. Bak ne diyor. Mahkemeye versinler. Ben çıkarım Hürriyet gazetesinin şeyi. Mahkemeye versinler. Mahkemeye versinler, tekzip etsinler. Bak ne diyor. Madam Manokyan devlet protokolüne alınmalı. Devlet protokolü. Madam Manokyan devlet protokolüne alınmalı. Ana milletvekillerinin hazırladığı Eğri Yol Partisi'nin de tasvibinden geçtiği, her yıl 3 sırada yer alan Türkiye vergi roketmenlerinin devlet protokolünde yer alması ve ANAP İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından hazırlanan yasa önerisinde bu kadının devlet protokolüne alınması isteniyor. Buyurun.
Çok para veriyor. Tabii sonra diyor ki, ya arkadaş, niye korkuyorsun? Nasıl korkmayayım kardeşim? Bunun vergisi bizim kazana geliyor, maliyede. Tamam mı, devam mı? Alo! Stara 5000 güm araba çıkacak. O da buraya. Toto, o da buraya. Loto, o da buraya. İçki, o da buraya. Faiz, o da buraya. Hal sana bir çorba. Koca bir kazan çorba. İç, babam iç. E o zaman ne cesaret kalır, ne güç kalır, ne ayağı kalır, ne edep kalır, ne insanlık kalır. Çorba bozuk.